Merhaba, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kup hazırlayacağız. Böyle bol meyveli, bol çikolatalı bir kup olacak. Böyle akışkan, çikolatalı, yumuşak dokulu bir kup olacak. Ama bu lezzeti veren tek şey çikolatanın kalitelisi. O yüzden sizden rica ediyorum, lütfen kaliteli bir çikolata kullanın bu tarifi yaparken. Hadi o zaman başlayalım tarifimize. Evet, kasemizi koyduk. 4 ölçü ganaj yapacağım için 600 gram Belçika çikolatası kullanacağım. Evet, biraz geçti, alalım biraz. Çikolatanın üstüne kaynama noktasına gelen süt kremasını dökeceğim. Bu arada kullandığım çikolata markasını size göstermek istiyorum. Neden 800 ml süt kremasına 600 gram çikolata kullanıyorum? Öncelikle akışkan olmasını istiyorum. Burada gördüğünüz üzere bir nokta damlacık var. Bu çikolatanın akışkanlığını gösteriyor. Bu aslında pasta çikolatası diye geçiyor. Normal yediğiniz çikolataların akışkanlık oranı orta seviyede oluyor. Bunun akışkanlığı az olduğu için o yüzden 200 ml süt kremasına akışkan bir kıvam elde etmek için kremada 150 gram çikolata kullanıyorum. O yüzden bu çikolatanın kendi reçetesi farklı olduğu için bu oranla kullanıyorum. Siz de kendi çikolatanız ne kullanıyorsanız o çikolata oranını kullanın. Marketlerde satılan çikolatalardan kullanacaksanız 200 ml süt kremasına 200 gram çikolata kullanabilirsiniz. Akışkan bir kıvam elde etmek istiyorsanız eğer. Evet, şimdi bir paket kremayı döküyorum. Toplam 4 paket krema dökeceğim. 200 ml paketlerden. Evet, şimdi ocağın altını yakıyorum. Ve kaynama noktasına gelene kadar ara ara karıştıracağım. Daha çok kaynama noktasına gelince karıştırmanızı öneririm. Evet, kaynama noktasına yaklaşıyor. Şu kenarlardan anlayabilirsiniz. Ama daha ortalarda bir fokurdama yok. Evet, gördüğünüz üzere kaynıyor. Hemen altını kapatıyorum. Ve çikolatanın üstüne dökeceğim şimdi. Kaynamış süt kremasını çikolatanın üstüne döküyorum. Tencerede kalan kısmı da silikon spatula yardımıyla içine koyuyorum. Yaklaşık bu şekilde yarım dakika bekledikten sonra karıştırabilirsiniz. Sıcaklığın çikolatalara nüfuz etmesini sağlıyorsunuz bu şekilde bekleterek. Ondan sonra daha kolay çikolatalar eriyor. Drop çikolata ya da market çikolatası kullanmanız sağlığınız için daha iyi. Çünkü küvertür çikolatalar, kalın blok şeklindeki çikolataları kesmek bileğinize zarar verebiliyor. O yüzden drop ya da market böyle ince çikolatalar kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz üzere çikolatamız eridi. Akışkanlığı harika, öyle söyleyebilirim. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bile çok güzel yenebilir. Meyveleri doğrayıp çilek, muz, fondü yapabilirsiniz. Ganaş mükemmel bir krema diyebilirim. Hem lezzetli hem de bir sürü tatlıda kullanılabilen inanılmaz bir krema bence. Evet, ganajımı şimdi buzdolabına koydum. 5 dakika aralıklarla üstünün kabuk bağlamasını engellemek için karıştıracağım. Oda sıcaklığına gelene kadar dolapta bekleteceğim. Tekrar bir karıştırıyorum şöyle dolabın içinde. Evet, burada çileklerimiz var. Şimdi çilekleri ben keserek ikiye böleceğim. Bu şekilde çileklerimi hazırlıyorum. Evet, gördüğünüz üzere burada bir kekim var. Evet, bu kekim pasta keki. Üst kısmını kestim, bombe kısmını. Şimdi ben bunu ufalayıp bu kasenin içine koyacağım. Bayağı bir ufaladım. Bu da bu şekilde hazır. Bir tane cam kasem var gördüğünüz üzere. Büyük bir kase. Benim 22 santim. Tam çapı da 22 santim. Şöyle görebilirsiniz. Büyük. Bunun içine hepsini dizeceğim. Tek tek porsiyonlarla değil, büyük bir porsiyon olarak hazırlayacağım. Kaşıkla servis edilecek şekilde hazırlayacağım. Şimdi bu kenarına birer sıra çilekleri dizeceğim. Böyle kaydığı için ilk önce altına şu kırıntılardan koyalım. Şimdi çilekler bu şekilde de daha rahat duracaktır. Şekilde dizdik. Şimdi içine ganajımızı koyacağız. Ganajımız artık oda sıcaklığına geldi. Şimdi üstüne şöyle döküyorum. Çilekler hafif kapanana kadar döküyorum. Evet, bu kadar. Şimdi tekrar kek kırıntılarından koyacağım.
Şimdi tekrar çilekleri bu şekilde diziyorum kenarlara. İsterseniz iç kısmına da çilekleri yerleştirebilirsiniz daha meyveli bir tat olması için. Ben bu şekilde yerleştireceğim. Bu şekilde. Şimdi üstüne tekrar ganajı dökeceğim. Çikolatanın akışkanlığı harika ve parlak. Bütün çikolatayı bu aşamada dökebilirsiniz. Bu aşamada ben üstüne kek kırıntıları koyacağım. Ama siz koymayabilirsiniz. Benim elimde bayağı bir kek var. O yüzden ben bunları hem kullanmak istiyorum. Daha çok malzemeli olması daha keyif verebilir diye düşünüyorum. Siz sadece üstüne meyve koyabilirsiniz. Şimdi üstüne istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Ben meyve ve çikolata kombinini kullanacağım. Bolca meyveleri üstüne dizdim. Şimdi üzerine beyaz çikolata ile tamamlayacağım. Çikolatalı tatlımız bu şekilde hazır. İsterseniz ekstra süslemeler yapabilirsiniz. Böyle stickler koyabilirsiniz üstüne. Bakayım şöyle deneyeceğim ben. Evet değişik oldu, hoş oldu. Şöyle sticklerle de tamamlayabilirim. Çikolata sticklerle. Evet tatlımız bu şekilde hazır.